Mahmud Efendi Hazretlerimiz Kutsesi Ruhu hakkında bilinmeyenler. Şu sıralar çok gariptir ki sık bir şekilde Mahmud Efendi Hazretlerimizi rüyasında gören insanların mesajları geliyor. Rüyamız ne manaya geliyor diye soruyorlar. Kimisi ismini bile rüyasında duymuş. Bu vesileyle kendilerinde bazı değişimler olmuş. Bu hadiseler Efendi Hazretlerimizin geniş tasarruf alanını gösteriyor. Medine-i Münevvere'de yanında bulunan, herkesin şahit olduğu konu ile alakalı olan bir hadiseyi sizlerle paylaşıyoruz. Bir defasında Mescid-i Nebevi'de zikir ile meşgul iken önünden geçen bir zat ansızın duruverir. Kendisi de dikkatle bakar ve gayri ihtiyari bir şekilde dizinin dibine oturarak selam verir. Sonra ona zamanın sahibi, evliyanın reisi kimdir diye sorar. Mahmud Efendi Hazretleri ona zamanın sahibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir deyince o Resulullah Efendimizin bütün zamanların sahibidir. Bu zamanın sahibi ise sensin. Çünkü sen seneler önce rüyamda bana sakal bıraktıran zatsın dedi. Mahmud Efendi Hazretlerimizin hafızlık hocası Mehmet Rüştü Aşık Kutlu Hoca Efendi ne anlattı? Mahmud Efendi bambaşka bir adam. Askere gitmemiş. Delikanlılara sakal bıraktırıyor. Gencecik kızlara, yeni gelinlere çarşaf giydiriyor. Biz bunları yapamıyoruz. Bunun gibi diğer hususlarda da gecesi gündüzü İslam'a hizmetlerle dolu. Çok büyük adamlar gördüm ama hepsinde bir eksiklik var. Ama bu Mahmud Efendi'ye bakıyorum da her tarafı tamam. Efendi Hazretlerinin hocası ve aynı zamanda eniştesi Hacı Dursun Efendi ise bir talebesine şöyle diyordu. Mahmud Efendi'ye çok selam söyle. Onun ellerinden ayaklarından öperim. Mahmud Efendi Hazretlerimiz böyle bir zat. Hocalarının dahi ayaklarına kapandığı bir zat. Siz de takdir edersiniz ki bu Allah'ın inayeti ve yardımıyladır. Onu hayatın ve her safhasında günahlardan, kusurlardan muhafaza etmiştir. Çünkü bir müceddidin hayatı da örnek olmalıdır. Efendi Hazretlerimiz ehli sünnet, tarikat, şeyhleri ile madde aleminde de yakın temas içerisindedir. Menzilde bulunan Abdülbaki Hazretleri ile birçok kez ziyaret yapmıştır. Bunu herkes bilir. Hac dönüşü ziyaretlerine gider ve sohbet ederlerdi. Hacı Sami Ramazanoğlu efendilerle oturup memlekette meseleleri müzakere ederler. Bir keresinde aldıkları kararı şöyle açıklıyor Efendi Hazretlerimiz. Sami Ramazanoğlu kardeşimizle karar aldık ki evinde televizyon olan ihvanımızın ziyaretine gitmeyelim. Efendi Hazretlerimiz diğer tarikat liderleriyle iletişim halinde olduğu gibi onların dertlerini de dinler, çözümler önerirdi. Olaya şahit olan Veli Efendi anlatıyor. Bir keresinde sabah ezanı okunurken köpekler havlamaya başlayınca Efendi Hazretlerimiz sizde mi siz bari yapmayın deyince köpekler o anda havlamayı kesiyorlar. Efendi Hazretleri bunu söylerken Allahu Alem ezandan rahatsız olan bazı kesimleri kastediyor. Ezanımızı susturmak isteyenler vardı ya onlardan kinaye yaparak sizde mi diyor ve köpekler söz dinleyip susuveriyorlar. Rahmetlik Hasbi hocamızla medreseleri ziyaret ediyorlar. Para bozdurulması icap ediyor. Hasbi hoca medresenin parasından bozalım efendim deyince Efendi Hazretleri olmaz diyerek medresenin parasını bozdurulmak için bile olsa amacı dışında kullanılmasını istemiyor. Bunu da onun şüpheli şeylere olan yaklaşımını gösteriyor. Efendi Hazretlerimiz hafızlara çok önem veriyor ve seviyorlar. Hafızlık yapan talebeler huzuruna çıkartıldığı zaman özel ilgi gösteriyordu. Yüzünde beliren tebessümlerle dualar ediyor, sanki hafızlığı o bitirmiş gibi bir heyecanla selamlıyor onları. O an görülmeye değer, sonra bir teveccüh ediyorlar, o da sessiz. Gözlerini kapatıp yöneliyor kalp aynalarına. Efendi Hazretlerimiz mevlid ve evlerde okunan Kur'an mukabilinde uzatılan zarfların alınmamasını emretmişti.
bu işin paraya dökülmesinin önüne geçmeye çalışıyordu. Birçok hocaya bunu bizzat söyleyerek yasaklamıştır. Efendi Hazretlerimiz bu konuda çok titizdir. Efendi Hazretlerimiz Latife'yi seven bir insandır. Fahri Efendi anlatıyor. Bir keresinde yatma vakti gelmiş. Ben yatağını hazırladım. Efendi Hazretleri geldi uzandı. O zaman görüşme imkanları rahattı. Bir ihvan geldi, bir şey soracağım dedi. Efendi Hazretleri sor buyurdu. O ihvanımız ama siz yatıyorsunuz deyince Efendi Hazretleri de siz de yatarak sorun buyurdu. Yine Fahri Efendi sultanımızın dakikliğini, ibadet aşkını ve hassasiyetini şöyle anlatıyor. Yatmadan önce mektubat, Risale-i Kutsi'ye okuyoruz. Sonrasında ben hemen yerini hazırladım. Yatarken beni şu vakitte kaldır derdi. Tabii gün çok yoğun geçmiş. Gayet yorgun olduğunu biliyorum. Onun için 5-10 dakika geçirirdim. Mesela beni saat 8'de kaldır buyurmuş. Kaldırdığım zaman sorar, saat kaç Fahri? Efendim saat 8'e 10 geçiyor. Ben böyle deyince, sen adam olmazsın Fahri. Söz dinlemiyorsun. Ben sana ne diyorum, sen ne yapıyorsun diye sitem eder. Sonra söz dinlemek lazım derdi. Efendi Hazretleri önceki yıllarda yine çavuş başında dinlenmede iken Hatmi Hacı yapılıyordu. Hatmi Hacı'den sonra İshak Danış Hoca Aşr-ı Şerif okuyor. Aşr-ı Şerif okurken hafif sallanan İshak Hoca'yı Efendi Hazretlerimiz omuzundan tutuyor ve ben de bir keresinde Aşr-ı Şerif okurken Üstadım Ali Haydar Efendi beni omuzumdan tutarak böyle çivi gibi ol buyurdu, sen de öyle ol buyurmuştur. Efendi Hazretlerimize sormuşlar. Efendi Hazretleri siz hiç yalan söylediniz mi? Efendi Hazretlerimizin verdiği cevap çok ilginç. Bana hiç saatin kaç olduğunu soran olmadı. Yani şu dikkate alınmalıdır. Aman ya Rabbi ne kadar ince düşünüyor. Saat sorulduğunda verilen cevabın yanlış olmasını bile yalan sayıyor. Efendi Hazretlerimiz hani birisi saati sorsa saat kaç diye. Eğer saat akrep ve yelkovanlı ise o saate bakarsın ve pek dikkat etmeden düz bir şey söylersin. Bu bile yanlış oluyor ve Efendi Hazretlerimiz bunu yalandan kabul ediyorlar. Abdesti bulunmak ve yatmak hakkında birçok hadis-i şerif vardır. Efendi Hazretlerimiz de abdesti bulunmaya çok önem veriyorlar. Odalarında ve uzun yola çıktıklarında yanlarında bir tuğla bulunduruyorlar. Neden? Abdestleri bozulduğu vakit abdest mahaline varıncaya kadar ayaklarının yere abdestsiz basmasından korkuyorlar. O tuğla ile teyemmüm alarak o anlık bu ihtiyaçlarını gidermiş oluyorlar. Efendi Hazretlerimiz hastalandığı zaman uyuyor ve uyanıyor. Uyuyor ve uyanıyor. Ancak uyandığı zaman bizim gibi kıvrılıp daha bir iştahla uyumaya çalışmıyor. Abdest almak için sıcak yatağından kalkıyor. Yani uyuyarak bozulan abdestini alıyor ve abdestle uyumuş oluyor. Bu hal yani uyanmak kaç kere olursa olsun bıkmadan ve usanmadan kalkıyor abdest alıyorlar. Efendi Hazretlerimiz üzerinde cami, Kabe, Medine gibi resimler olan seccadede namaz kılmıyorlar. Gözlerin seccadedeki şekiller ile meşgul olmasını engellemek için seccadenin sade olmasını hatta mümkünse renksiz ve şekilsiz olanını tercih ediyorlar. Cemaat ile namaz kılarken namazı uzatmıyorlar. Pazar sohbetlerinde dikkatinizi çekmiştir veya görmüş olanlarınız vardır. İmam Efendi Resulullah Efendimizin hadisini, mektubatını vesaire okurken Efendi Hazretlerimiz hasta hali ile bile doğrulmaya çalışıyor, arkasına yaslanmıyor. Çorapsız namaz kılmamaya özen gösteriyor. Yürürken uzun adım atmıyorlar. Boş vakitlerindeki namaza bir dakika bile kalsa tesbihini çıkartıyor ve zikrediyorlar. Kadınlara sohbet verirken asla ve asla gözlerini açmıyorlar. Besmelesiz lokma yemiyorlar. Efendi Hazretleri Hatmi Hacı'ya o kadar önem veriyorlar ki hatme taşlarını zikir sayısını tutma işine yarayan küçük taşlar yani yanından ayırmıyorlar. Hastanede tedavi amacı ile gecelediği bir günün sabahı Efendi Hazretleri hatme taşlarını yastığın altından çıkarıyorlar. Hocalar çok şaşırıyor. Merhum Hasbi Hoca da var. Çaresiz hatme yapılacak.
100 adet taşa karşılık 4-5 kişi var. Eller dolu. Efendi Hazretlerinin rahatsızlığını verdiği ağırlık da var. Onların anlattığına göre hatme öğlene kadar sürmüş. Ama Efendi Hazretleri ne olursa olsun bırakmıyorlar. Kuvvetli bir hafız olan Efendi Hazretlerimiz yine bir gün Muhammed Hoca'ya bir cüz Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Efendi Hazretleri araba ile mola verdikleri bir yerde arabada olan ayrandan içmek istiyorlar. Ancak bardak yok. Hemen yanlarında olan bir arabadan plastik bardak alıyorlar. Mola bitiyor ve hareket ediyorlar. Yolda ilerlerken Efendi Hazretleri bardakları verip vermediklerini soruyor. Vermedikleri cevabını alınca hemen geri dönün emri veriyor. Efendi Hazretleri bardaklar plastik bir şey olmaz. Onların işine de yaramaz dedilerse de Efendi Hazretleri hemen dönülmesini istiyor. Şoför 50 kilometre gittikten sonra geri döndüklerini söylüyor. Yani gittikleri yerden 50 kilometre uzaklaşmışlar ama önemli değil. Önemli olan kul hakkı almamak.